Yasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber ASO'ya aracı kurum raporları ve şirket haberlerini ele alacağız. Öncesinde ise güne Amerika'da kaos haberleriyle başladık. Kongre'yi Trump destekçisi protestocuların basmasıyla beraber önce seans durdu, sonrasında devam etti derken seçilmiş başkan Joe Biden'ın tesciliyle ilgili süreç şu anda sürmekte. Piyasalar üzerindeki fiyatlaması çok tartışıldı. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la konuşacağız meseleyi. Tonguç Bey, tabii sabah Profesör Doktor Burak Arzova ile de konuşuyorduk. Piyasaya baktığımızda zaten fiyatlamalar çılgınca, o nedenle mi beklenen tepki gelmedi diye yorumladı hoca. Bilemiyorum, siz de katılır mısınız? Çünkü genel tabloya baktığımızda özellikle KOBİ hisseleri alınmış, teknoloji satılmış durumda. Faiz de %1'in üstüne gitti 10 yıllık kağıtta. Evet Zeynep, günaydın. Katılıyorum, sayın hocama katılıyorum. Şöyle, yani aslında dün akşam biz televizyonlarda ya da haber kanallarında bu gelişmeleri takip ederken tabii Amerika'nın siyasi hayatında çok renkli kareler değildi. Çok üzücü bir gelişme onlar açısından. Ama piyasalar tarafında, yani bu gelişmeyle biz piyasaları nasıl bağdaştırabiliriz diye bakarsak, ki bir süre aslında dünkü veri akışı, belki bugünkü veri akışı da çok böyle göz önünde olmayacak. İşte dün tutanakları vesaire Amerika'dan gördük ama çok hani aslında piyasa tarafında böyle bir ilginin de olmadığı bu konulara bunun takibini yapabildik açıkçası. Burada ana konu şu herhalde, yani Amerika seçimleri gerçekleşmeden önce nasıl ki bir önceki seçimde de Trump belirsizliği varsa, işte Biden seçildikten sonra vergilendirme konusunun kurumsal firmalara hangi alanlarda biraz daha sıkıntı yaratabileceği, ama aynı zamanda da Senato Temsilciler Meclisi dağılımının Biden'ın yapmak istediği ve aslında seçim öncesinde de daha talepkar oldukları bu destek paketleri üzerinde nasıl bir etkisi olabilir konusuydu. Sanki dün akşamki olaylar aslında şöyle de görüldü, yani bazı şeylerin neticelenmesi, ki bugün de herhalde resmi açıklama yapılacak ve o mavi dalga denilen, yani Senato ve Temsilciler Meclisi'nin başkanla birlikte yürüyebileceği bir döneme doğru girildiği alanda fiyatlamalar aslında destek paketlerinin devam edeceği, bu destek paketleriyle birlikte aslında bir nebze de belki enflasyonun, faiz beklentisinin körüklenebileceği, hani kısmen bunu söyleyebiliriz. Ve piyasalarında son belki de 3-4 aydır devam ettiği ivmesini çok bozacak bir gelişmenin olmayacağı yöndeki bir fiyatlamaydı. Ki bu sabah da devam ediyor. Ne görüyoruz? Aslında zayıf bir dolar. Dolar karşısındaki para birimlerinin hala güçlü durduğu. Altında dün bu bahsettiğim faizle enflasyon çelişkisinden dolayı bir teknik geri çekilme olsa da aslında 1920'nin üstünde kalıcılığın devam ettiği bir gün görüyoruz. Ve borsalarında hem Uzak Doğu'da hem Avrupa'da hem de Amerika'da aslında dünkü seyrini, o bankacılık önderliğindeki o biraz daha bol paranın ve ekonominin destekleneceği döneme doğru gidişatın yani fiyatlamaları bugün de devam ediyor. İçeriye baktığımızda da bizim için önemli olan iki gelişme var. Birincisi, ben son 1-2 gündür para girişinin devam ettiğini görüyorum. Özellikle Borsa İstanbul tarafında da yurt dışı kaynaklı. Dolayısıyla burada biz 200 günlük kur tarafındaki o 7.33-34 seviyesini aşağı doğru kırdık. 7.27 destek seviyemiz var. Burası da aşağı doğru kırılırsa 7.10'lara doğru bir geri çekilme gelebilir. Bu noktada Merkez Bankası devreye girer girmez onu takip edeceğiz ama kurdaki baskının bu enflasyon politikasıyla birlikte devam edeceğini bugün de söyleyebiliriz. İkinci gelişmede çok uzun bir süredir tabii ki Borsa İstanbul yükselişine devam ediyor ama özellikle 1500 seviyesinin üzerinde dün ilk kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık sektörü önderliğinde bir yükseliş devam ediyor. Bugün de dünya piyasalarına eğer uymaya devam eder, para girişini Türkiye'de görmeye devam edersek, burada da 1500 seviyesinin üstünde ikinci bir kapanışla yeni hedefin kısa vadeli 1550 seviyelerine doğru olabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla dünyadaki fiyatlama, dünkü Amerika'da yaşanan o kötü gelişmeler sonrasında aslında kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz Zeynep. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ve biz de dönelim şirket haberleri, açılış beklentilerine. Gizem, istersen TL cinsi varlıklar açısından nasıl bir beklenti içinde olalım?
Olumlu bir beklenti var aslında. Dün bizdeki tema tamamen yurt dışındakine paraleldi aslında. Bankalar bütün dünyada çok sert bir biçimde yükseldi. Türkiye'de de öyle oldu. Günün neticesinde bayağı dalgalı bir seyir izlememize karşın primli tarafta tamamladık. Nitekim buradaki iyimser beklentiler bugün de devam ediyor. Çünkü hem Asya alıcılı seyrediyor, hem vadeli işlemler hem Avrupa vadelilerinde hem de ABD vadelilerinde artıda. Dolar biraz değer kazanıyor küresel ölçekte ama TL'nin yine de bunun karşısında sakin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunların ışığında Borsa İstanbul'daki yükselişin devam edebileceği yönünde beklentiler var. Bu arada bir sıcak gelişme var Gizem. Avrupa Birliği Türk sıcak haddelenmiş çeliğine %7,6'ya kadar tarife koydu diyor Bloomberg Haber Ajansı'ndan gelen son dakika. Yine bu konuyla ilgili elimize yeni bilgi geldiğinde de paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Geri dönelim senin değerlendirmeni. Bu tabii demir çelik şirketleri için olumsuz bir haber olarak karşılanabilir açılış itibariyle. Bunun haricinde ama beklentiler dediğim gibi endeksin geneli için olumlu. Birkaç tane seviyeden belki bahsedebiliriz. Mesela vakıf yatırım günü alımlarla başlamasını bekliyor. Tıpkı diğer kurumların analizlerinin olduğu gibi. 1498-1485 destek seviyeleri iken 1510-1570 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yatırımcılara da 1498 seviyesini zarar kes seviyesi olmak üzere özellikle sigorta, petrokimya ve mali sektörlerde pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz şeklinde bir başlık çıkarmışlar. Şirket haberleri tarafında bugün hangi isimleri öne çıkartabiliriz? Hem sektör haberi var bir tane. ODD verilerini ayrıca konuşuruz. Evet. Bunun haricinde de işçi ile ilgili bir haber var. Orada daha öncesinde kesilmiş olan 110 milyon TL tutarındaki cezası Danıştay tarafından iptal edilen İş Bankası'na 110 milyon TL tutarında yeni bir ceza kesildi. Bunun etkisinin olmasını beklemiyor analistler. Onu söyleyebilirim. Nitekim mesela şeker yatırımının bununla ilgili bir yorumu vardı. Buradaki yorumu da hani ceza tarafında hani erken ödemesini bekliyoruz şeklinde bir yorum aktarmışlar. Bankanın ilgili mevzuat gereği %25 erken ödeme indiriminden yararlanarak cezayı ödemesini bekliyoruz demişler. Ama bunun haricinde dediğim gibi etkisini olması işçi üzerinde çok fazla beklenmiyor. Onu aktarabilirim. Bunun yanı sıra Koç Holding'i ilgilendiren bir haber akışı vardı. İştiraklerinden seks süt birimini 240 milyon TL'ye sattı. Tat Gıda toplam net aktif değer tablosunda bu arada %1 ağırlığa sahip holding için. O yüzden de holding üzerinde aslında bu haber çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama Tat Gıda üzerinde pozitif bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Tat Gıda'ya ilişkin şunu söyleyeyim. Ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık içerisinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş konu odaklanılması karar çerçevesinde süt ve süt ürünleri iş konudaki tüm varlıkların satışına yönelik bir varlık satış sözleşmesinden bahsediyoruz Tat Gıda özelinde. Dolayısıyla işlem kapsamında Bursa ve Aydın'daki üretim tesisleri, bu üretim tesislerinin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili tüm fikri haklar, alan adı ve sosyal medya hesabı, stokları, her şeyi sözleşmeyle beraber devredilecek. Her şey buna dair. Sözleşme uyarınca belirlenen toplamdaki satış bedeli de az önce bahsettiğim gibi KDV harç 240 milyon TL olduğunu söyleyebiliriz. 9 aylık finansallarına göre satışı gerçekleşecek tüm varlıklara ilişkin net defter değerinin yaklaşık 155 milyon TL olarak hesaplandığını ve bununla birlikte düzeltme işlemleri ardından devir nedeniyle oluşacak kar tutarının hesaplanacağı ve devir işleminin önemli nitelikte işlem niteliği taşımadığı bildirildi. Dolayısıyla bu haberin Tat Gıda üzerinde pozitif, Koç Holding tarafında etkisiz olduğunu da bir taraftan değerlendirebiliriz. Bunun haricinde ön plana çıkartabileceğim çok fazla gözüme çarpan bir haber yok. En önemli diyebileceğim şirket haberleri bugün bunlardı. Gidelim buradan aracı kurum raporlarına. Az önce sen de söylediğin Gizem, esasında ODD'nin rakamları geldi. Pandemi senesi otomotiv sektörü için nasıl geçti? Rakamlardan böylece okumak mümkün. O rakamlarla devam edelim istersen. Toplam pazara bakınca %61,3'lük bir artışla 772 bin çıtasının aşıldığını görüyoruz. Evet, buradaki büyüme kaydettiler çok hızlı bir biçimde. Artık bu büyüme döneminin sonuna gelindiği anlaşılıyor. Nitekim ÖTV matrağının değiştiği dönemde, bir taraftan faizlerin yükselmeye başladığı dönemde bile iyi rakamlar kaydetmiştik. Artık yavaş yavaş otomotiv pazarındaki inme kaybı daha belirgin hale geldi ODD verilerinden aldığımız kadarıyla. Nitekim Aralık 2020 rakamlarında binek ve hafif ticari otoperakende satışları yıllık bazda %15 büyüyerek 104 bin adet olarak gerçekleşti. Bu yıllık %15'lik rakam dediğim gibi zayıf kalıyor.
geçtiğimiz ayların performansına baktığımızda. Nitekim Aralık ayında 2020'nin büyük bir kısmında büyüyen pazarın artık yavaş yavaş ivme kaydettiği çok aşikar. Burada Binek'te %14 yıllık artış var. Ticari araçta bu arada %20'lik bir artış var eğer kırılımından da bahsetmek gerekirse. Bir de şu var, düşük baz etkisi de artık elden çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 2019'un Aralık ayında kuvvetli rakamlar vardı. Hmm. O da artık devreden çıkmış oldu. O yüzden biz yavaşlamanın daha belirgin olduğunu da görebiliyoruz bir taraftan. Diğer yandan da son 10 yıllık ortalamalara bakınca yine 800 binler var. Dolayısıyla o ortalamaları henüz yakalayamamış bir rakam da var karşımızda. BIST yüz tarafında bu arada yeni güne 1515 seviyesinden başladık. %0.64 yukarı yönlü hareket var. Endeks açılış itibariyle 9 puan kadar yükseliyor. Açılışta 93 hisse artı da 4 hisse eksi de 3 hisse günü yatay karşıladı. Mali endeks yeni günde %0.84 alıcılı. Sanayi endeks tarafı %0.63 ile yeşil ekranla karşımızda. Banka endeksi ise yeni günde %1.16'lık bir yükseliş sergiler durumda. Şu an en çok yükselen hisseler yüzdesel bazda baktığımızda Borusan Manesman, Ege Gübre, Brisa Bridgestone, Otokar ve Ford Otu olarak karşımıza çıktı. En çok düşen tarafta birinci sırada şu anda Tat Gıda var. %1.95 kadar düşüşü var. Az önce şirket haberini vermiştik SEK'le ilgili. Bera Holding, Medical Park, Kartonsan şu anda yine ekside olan hisseler. Yanı sıra Yataş, Verusa ve Aksigorta günü yatay olarak karşıladı diyebiliyoruz. Açılış itibariyle rakamlar böyle diyelim, devam edin. Tatkıdaya ilişkin mesela beklentiler pozitifti ama bugün en çok düşenler de görüyoruz. Onu da özellikle az önce bahsetmiştim nereden zaten pozitif olarak bekleniyordu ama öyle olmadı. Bu arada mesela iş yatırım da bu tatkıdaya ilişkin segment karlılığına ilişkin net bir bilgi olmadığı için değerleme çok sağlıklı bir değerlendirme yapamıyoruz şeklinde de bir yorum aktarmıştı. Ama onlar da mesela Koç Holding için net aktif değerinin içerisinde ufak bir payı olduğu için Tatkıda'nın holding üzerinde bir etki beklemediklerini ifade etmişler. Geçiyorum buradan tekrar ODD tarafına. Şimdi Aralık ayında yavaşlama diyoruz ama her şeye rağmen artık tüm yıl rakamları elimizde var. Buradan yola çıkacak olursak mesela otomotiv sektörü 2020 yılını nasıl tamamladı? Aslında %61 büyümeyle tamamladı. Yani salgın yılına rağmen %61'lik bir büyümeyle beraber biz salgın yılının içerisinde 773 bin adetlik satış rakamı gördük. Zaten Türkiye'nin tarihi rekor 1 milyon civarında. Evet. 773 bin de bu kadar salgından kısıtlamaların olduğu vesaire bir ortamda hiç de fena bir rakam değil aslında. Evet, evet. Yani tarihi ortalamamızın üzerinde. Tabii şimdi biz bundan sonrasında bu rakamın bir de dezavantajı var. Öyle yüksek bir baz oldu ki şimdi içinde bulunduğumuz dönemde görece yüksek bir faizimiz var geçen seneyle kıyasladığımızda. Geçen sene de yaz aylarından itibaren çok kuvvetli rakamlar var. Şimdi biz bu sene ODD'nin verilerini aktarırken hep diyeceğiz ki yıllık bazda düşüş oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ama evet, baz etkisi rakamları tabii değiştirecek. Kesinlikle öyle. Yani yıllık düşüş varken hep şunu da aklımızın bir kenarında tutmamız lazım. Geçen senenin bazı artık yüksek bir baz. Onu da unutmayalım. Şimdi bu halka açık şirketler için ne ifade ediyor? Ondan bir miktar bahsedeyim. Tofaş için mesela Binek araç satış hacmine baktığımızda Aralık ayında yıllık bazda %7'lik bir daralmayla 12.800 adet olarak gerçekleşti. Burada tabii yüksek bir baz var. Bu Aralık söyleyeyim. Aynen. Aralık üzerinde Tofaş için satış hacminde %7'lik daralma var diyorum. Ama Tofaş için Aralık 2019 iyi bir aydı. O yüzden %7'lik bir daralmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla aylık olarak pazar payında yıllık bazda 3.6'lık bir düşüş var. %15.8 olarak gerçekleşti. Tüm yıl için söylemek gerekirse şirketin toplam Binek Oto satışı yıllık bazda %63'lük bir artışla 97 bin oldu. Pazar payını da şirket 2020 yılında 2019'da kıyasladığımızda 0.5 yüzde puanlık bir artışla %15.9 seviyesine getirmiş vaziyette. Bu arada pazarın %58 büyüdüğü yerde Tofaş'ın %63 kadar Binek Oto satışını arttırdığını söylüyorum. Dolayısıyla sektörle kıyasladığımızda daha iyi aslında bir performans sergilemiş. Hafif ticari tarafta da güçlü performansı vardı zaten sene boyunca. Aralık'ta da devam ettiğini gördük. Nitekim pazar payında da %27.5'a kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Ford tarafında toplam yurt içi satışlar Aralık ayında 14.300 adet geldi. Bu da yıllık bazda %41 oranında bir büyüme işaret ediyor. Hani her bir segmentte hafif ticari için de konuşsak, otomotiv için de konuşsak, yani Binek Oto için de konuşsak, Ford'un performansı her segmentte başarılı, onu söyleyebiliriz. Doğuş tarafında ise
Nispeten hani Aralık ayında binek taraf iyi ama hafif ticari aracın biraz daha zayıf gerçekleştiğini gördük. Genel itibariyle baktığımızda hani doğuş için negatif olarak değerlendirebiliriz bunu. Ford için olumlu, Tofaş için ama diğerlerine görece daha olumlu bir tablo çıktı ODD rakamlarında. Doğuş Oto'da bıraktığın sözü oradan devam edelim istersen Gizem. Gedik Yatırım'ın Doğuş Otomotiv ile ilgili bir değerlendirmesi var. Oradan da detay vermeye çalışalım. Şimdi geçenlerde otomotiv sektörüne dair Gedik Yatırım'ın görüşlerini paylaşırken bu sene zayıf bir performans bekliyoruz artık sektörde demişlerdi. Doğuş Oto için de güçlü faaliyet performansı fakat ederinde hisse fiyatı diye paylaştıkları rapordan biz de bahsetmiştik. Bu da hisse başına 28.61 TL'ye işaret ediyor. Yani neredeyse mevcut fiyatıyla zaten başa baş. Yani her şeyi beklentimizin içinde diyorlar fiyat için. Finansallarına ilişkin ne beklediğinden bahsetmemiştik. Kısaca onları söyleyeyim. Net satışlar tarafında 2019'u 9.8 milyar TL ile tamamlamıştı Doğuş. 2020 yılını 17.8 milyar TL ile tamamlamasını bekliyor Gedik Yatırım. Önümüzdeki yani bu yıl 18.2 milyar TL, 2022'de ise 20.6 milyar TL'ye tekrar çıkmasını bekliyor. Bu esnada FAVÖK rakamına baktığımızda aslında bu seneyi yani neredeyse 3'e katlamış bir FAVÖK ile tamamlamasını bekliyor. Yani şöyle örnek vereyim. 595 milyon TL FAVÖK kaydetmişti 2019 yılında Doğuş. 2020'de bunun 1.4 milyar TL ile tamamlanmasını bekliyor. Dördüncü çeyrekte açıklandıktan sonra. Ve 2021'de tekrar 1 milyar TL'ye gerilemesini ardından 2022'de de 1.3 milyar TL'ye doğru tekrar yükselmesini beklemekte. Net kar içinde 2019 76 milyon TL kar elde etmişti. 946 milyon TL 2020'ye net karla tamamlamasını bekliyor. Bu yıl 828 milyon TL'ye tekrar düşmesi, önümüzdeki yıl ise 1 milyar TL'nin biraz üzerinde bir net karla yılı tamamlamasını bekliyor. Yani 2020 yılı 2019'da kıyasladığımızda Doğuş'un finansallarına daha iyi bir yıl olmasının yanı sıra 2021 yılında bir miktar ivme kaybetmesini, 2022 yılında tekrar toparlanmasını beklediklerini ifade etmişler bu finansallarda. Şimdi bir yandan da yine aracı kurum raporlarında portföy güncellemeleri devam ediyor. Model portföy güncelleyen iki kurum var. İstersen öncelikle info yatırımla başlayalım bu sabah. Sonrasında da yatırım finansmanın da model portföy güncellemesi var. Onu da ele alırız. Şimdi dün yaptıkları güncellemeye baktığımızda başlığı şu kara göründü diye bir başlık atmışlar. Şöyle ki 2020 yılında işte tarihe geçecek bir pandemiden ve ekonomik anlamda zorluklardan bahsetsek de yılın son aylarında gelen başarılı haberler aşıya dair birçok sektör için karanın göründüğüne işaret etti demişler. İyi bir yıl olacağını düşünüyoruz 2021 yılının küresel likiditeden kaynaklı olarak. Yurt içinde de yüksek faizler ve enflasyonla mücadele 2021 yılının ilk yarısının ana hikayesi olacak gibi görünüyor demişler. Şimdi özellikle ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında sermaye akımlarından olumlu etkilenmesini bekledikleri Garanti Bankası ve Akbank hisselerini öneriler listesine tutmaya devam ediyor info yatırım. Ekrana getirdiğim tabloda da zaten bununla ilgili koydukları hedef fiyatları ikinci sütunda görebiliriz. Ve aynı zamanda getir potansiyeli de son sütunda yer almakta. Akbank için koydukları hedef fiyat 9.21 TL. Yani %30'un üzerinde bir getiri potansiyeli anlamına geliyor. Garanti için de 13.03 TL'lik bir hedef fiyat koymuşlar. %23'lük bir getiri potansiyeli anlamına gelmekte. Döviz pozisyonları dolayısıyla zayıf bir üçüncü çeyrek karlılığı getiren Türk Telekom hisseleri de kurlardaki öngörülebilirliğin artmasıyla en beğendiklerimiz arasında kalmaya devam edecek demişler. Onun için de 10.70 TL'lik bir hedef fiyat koyuyorlar. Bu da %22'lik bir getiri potansiyeli anlamına geliyor. Faizlerdeki yükseliş hassasiyeti dolayısıyla Tofaş'ı öneri listesinden çıkarıyorlar. Aşı tarafındaki olumlu gelişmelerle birlikte Tüpraş'ı en beğendiklerimiz arasına alıyoruz demişler. Tüpraş için 145 TL'lik de bir hedef fiyat koyduklarını söyleyebiliriz. İstersen sonrasında da devam ederiz ise bu şekilde. Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler telefon hattımızda. Uğur Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Avrupa Birliği'nin Türk çeliğine uyguladığı ek tarife 6 ay geçerli olacak, uzatılabilecek şeklinde bir gelişme aktardık. Konu nedir? Türk sıcak haddelenmiş çeliğine dumping uygulaması suçlamasıyla %7,6'ya kadar tarife konmuş olması. Beklentiler dahilinde miydi? Sektörü nasıl etkileyecek? Bir değerlendirme rica edelim sizden. Günaydınlar. Biliyorsunuz Avrupa topluluğu yaklaşık 2 senedir zaten Türkiye'nin çelik ihracatına karşı ciddi anlamda kısıtlamalar getiriyordu. Geçen hatta 2018 yılında bir koruma önlemi aldılar. Daha sonra onu birkaç kez yenileyerek yani daha doğrusu değiştirerek
Türkiye'nin özellikle yapmış olduğu ihracatı daha da kısıtlar hale getirdiler. Geçen sene de bir dumping soruşturması açtılar. Türkiye'den yapılan sıcak haddelenmiş yassı çeliğe yönelik. Arkasından da bir telafi edici vergi soruşturması gene başlatıldı. Şu anda dün resmi gazetede yayınlanan bu anti-dumping soruşturmasının ön sonuçlarıdır. Nihai sonuçları da Mart ayında açıklanacaktır. Bekliyorduk çünkü bildiğiniz gibi uzun zamandır aynı şeyi tekrarlıyoruz. Avrupa'daki çelik üreticileri Brüksel'de inanılmaz bir politik baskı kurmuş olduklarından dolayı bu alınan kararların tamamı aslında bir gerçeğe dayanmayıp sadece ve sadece politik gerekçelerle alınmış kararlardır. Biz yine her platformda bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ama tabii bizim gücümüzde bir noktaya kadar özel sektör olarak bunun ötesinde de yapılması gereken şeyler var. Biliyorsunuz Ticaret Bakanlığımız halihazırda zaten koruma önleminin kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuruda bulundu. Ama bunun da ötesine geçilmesi lazım. Zira hep söylediğimiz şey biz 20 küsur senedir Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması'nın bir üyesi olarak bunların hiçbirini hak etmiyoruz. Ve burada yapılanlar bu anlaşmanın bize göre ciddi anlamda şeylerine, şartlarına karşıdır ve bunları mutlaka bir yerde tahkime götürülüp hakkımızın aranması gerekiyor. Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, çok çok teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili bizi aydınlattınız. Önemli bir gelişme, sıcak bir gelişme. Şu anda borsaya bakalım, durum nedir? En çok yükselenlerde Borusan var, Ege Gübre var, Brisa Bridgestone, Otokar, Gözde Girişim var. En çok düşenlerde Tatgıda, Kartonsan, Gübre Fabrikaları, Aksigorta, Akçansa var. Ereğli'yi zannediyorum yine düşenler listesinde gördüm, Gizem. Ama onun dışında şu anda sektörle ilgili çok büyük bir hisse hareketliliği yok zannediyorum, değil mi? Evet, ben de öyle görüyorum. 0.20 kadar. Eksi de şu anda Ereğli Demir Çelik. Evet, endeks zaten %0.82 arttı. Yani genel bir iyi hava olduğu için böyle negatif etkisi çok 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 belirgin olmuyor. Ama geride evet. Kalıyor mu? Kalıyor. Onu söyleyebiliriz. İsdemir'i de gördüm aynı zamanda en çok düşenler arasında. Bunun haricinde Kardemir'i de gördüm zannedersen. Ama Erdemir şu an itibariyle en çok düşenlerde evet, ilk 5'te yer almakta. Yataya geçti şu anda. Bakalım bir yandan da burayı takip edeceğiz diyelim ve info yatırımın model portföyüne geri dönelim. En son şeyde kalmıştım. Tüpraş'ta kalmıştım. En çok beğendikleri arasında aşı tarafında olumlu gelişmeler olduğu için Tüpraş'a eklediklerini ifade etmiştim. O da 145 TL'lik bir hedef fiyata işaret ediyor. Tarım ve petrokimya alanındaki yatırımları, güçlü net nakit pozisyonunu ve pandemi sonrasında çabuk toparlanmasını beklediğimiz taahhütçülük işlerinin etkisiyle Tekfen'i de en çok beğendikleri arasında tutuyoruz demişler. Oraya dair de 23,5 TL'lik bir hedef fiyat koyduklarını ifade edebilirim. Küresel toparlanma ve aşılanma ile petrokimya ürünlerine talebin artması ve marjların yeniden toparlanması sebebiyle Petkim'i de öneri listesine alıyorlar. Petkim tarafında da 7,08 TL. Birleşme sonrasındaki pozitif etkiler 3. çeyrek itibariyle talep koşullarındaki iyileşmeyle beraber Şişecam'da favoriler arasında 9,25 TL ile enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, kur tarafındaki açığın azaltılması ve önümüzdeki dönemeye ilişkin kur beklentilerinden kaynaklı Alarko Holding'in karlılığı için önemli katalizörler ve olumlu katalizörler olarak karşımıza çıkıyor. 12,42 TL hedef fiyat koymuş info yatırım. İş yatırımın kar beklentilerini her geçen gün yukarıya çekmesi devam ediyor. O yüzden de onlar da var en çok tercih edilenlerde. Bir de beyaz eşya sektöründe güçlü iş talep, 3. çeyrek itibariyle ihracatın eklenmesi, kapasite kullanımı, işte son çeyrek beklentilerinin daha iyimser olmasından kaynaklı bu pozitif beklentiler Vestel Elektroniği de en çok tercih ettikleri listesi arasına eklemesine sebep olmuş info yatırımın. Onunla ilgili de hedef fiyatı 27,56 TL son olarak. O zaman süremiz bittiği için yatırım finansman model portföy değişikliğinde yarın ilk konu olarak ele alalım diyelim. Böylece evet. Piyasa masasına son veriyoruz ve yarın sabah tekrar buluşmak üzere diyelim. Evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.